Hadi bakalım. Alanya Spor yapalım. kazanır. Kasımpaşa Ankara Gücü yangın yeri. Evet. Kasımpaşa'ya bir puan bile yetiyor. Doğru. Üç puan alması lazım Ankara Gücünün. Doğru. Fenerbahçe Sivas Spor. Ah, şimdi, şimdi Sivas'ın hocası kim? Rıza, Rıza Çalınbay. Çalınbay. Ee, Beşiktaş ne bekleyecek? E çünkü Rıza Çalınbay aynı... daha evvel nerede oynadı? Beşiktaş'ın Beşiktaş kaptanı. <laughs> Beşiktaş'ta bitirdi Hayır, futbol yani... hayatını. Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yaptı Rıza Can. Ama Çalman. yani bu ne demektir? Beşiktaş için mi oynayacak demek istiyorsun? Beklenti bu, bu yönde. Kendisinin de ilk beşe girme durumu, de var. E durumu var. Kendisinin de bir durumu var. Ya zaten 10-12-13 haftadır da kaybetmiyorlar sevgili evet. taktan. E Şimdi hayır ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe-Sivas spor maçı kolay bir maç değil. değil. Hiç değil. Şimdi biraz sonra herhalde Ankara Gücü maçına da geleceğiz. Evet. Ankara Gücü'nün oynadığı oyun ilk yarıda kaçırdığı goller Net ortada bu goller olsa şu anda Fenerbahçe ne olacaktı? Ya mağlup ya beraber olacaktı. Yani, i̇şte futbol böyle bir şey Ümit Haktan. Beşiktaş atamıyorsun atıyorlar. Atamayana atarlar Bağalsaray düşüncesi maçımlar. var değil mi? Yanlış tabii, mı söylüyorum? Tabii. Şimdi Fenerbahçe'de ilk 20 30 dakika Ankara Gücü baskı, <laughs> pozisyon, gol, bir gol daha geldi. Bir gol daha buldum. Paços Paços. Neresi pa bu? Paços Portekiz. Portekiz. Paços de Fe Ferreira Maritimo karşısında 1-0 öne geçti. Evet, gelelim gene programa. Lütfen. Programda baktığımız zaman zor Lütfen. bir maç. Fenerbahçe çok çok zor için. bir maç. Haftanın Kasımpaşa kadar en önemli, en değerli. Çünkü şampiyonlu oynayan bir Fenerbahçe var. Ee, sevgili Emre'nin gelmesiyle yükselen, kazanmayı isteyen. Bu haftaki isteyen... açıklamaları nasıl buldun maç sonrasını? Güzel. Yani e, ne yapabilirdi? Başka ne diyebilirdi? Yani burada şimdi Erol biraz düşünsün. Erol. Niye? Demek ki kazanılabiliyormuş. Evet. Demek ki Fenerbahçe takımı kaliteli bir takımmış. Demek ki sen bu takıma sevgili Erol gereken değeri, önemi veya kişisel ilişkiyi sunmadın. Sevgiyi vermedin. Se sevgili mi taktan? Şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Hocasını seven futbolculardan kurulu bir takım daha başarılı olur. Ama eğer hocayı da sevmiyorsa, yollamak için her şeyi yapan bir futbolcu kabinesi var bizde. Doğru. Kabile diyoruz ya kabile. Hani kabileler evet, var. Evet. <laughs> Bizde de var. Böyle yani futbolcular isterlerse hocalarını avuta çizgiye atarlar. Ama seviyorlarsa da onun için içeride kullanılmayan var olan oksijeni de kullanıp o maçı kazanmak için her şeyi yaparlar. Şimdi şunu görüyorum ben. Fenerbahçe'de bunu görüyorum. Emre'ye evet. olan evet. saygı, Emre'ye olan sevgi ve güven Erol'un evet. kat kat üstünde olduğu yani... için bir farklılık Emre var. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasındaki fark sevgi farkı mı? İlişki farkı mı? İlişki ve sevgi farkı. Evet. Çok önemli. Ya sevgili taktan takım 11 kişi oynuyor sahaya çıkıyor. Bunların hepsi birer yıldız. Kendine baktığın zaman bir Fenerbahçe yıldızlar topluluğu mu? Evet, evet. Kabul edelim. E Bu futbolcuların hepsinin egosu var. Sevgili Mütaklar egosu var. Bunları nasıl yenersin? Yaklaşırsın. Seversin. Onu mutlu etmek için bakıyor. İdmanda az koşuyor. Oğlum yorgun musun? Bir şeyin mi var? Hadi sen bir dinlen, git bir masaj ol. Ya bunlar çok önemli Tabii. iletişimler, kurgular. Futbolcu hele e, böyle yıldız futbolcu egosu yüksektir, farklı şeyler düşünür, anormaldir. Ondan farklı şeyler gördüğün zaman saygı duy. Bir kış kış yap, bir böyle sırtın oğuzla evet. iki de işte poposuna vur, onu kendine bağla, Güveni artsın. Geçen hafta ben ne dedim? Ne dedim? Gidiyordu dedim Tugay Kerimoğlu'yla Bülent Korkmaz. Ben Mustafa Denizli'ye girdim, kapıyı açtım. Hocam bunlar gidemez, geleceğin futbolcuları bunlar deyip evet. rica ettim ve kalmasına sebep oldum. Böyle neler yaptım. İşte bunlar ilişki. Şimdi bunu Erol'a götürsen Erol bunu kabul etmez. Niye? Biraz egolu kardeşimiz. Ama e, bizim e, Emre Velezoğlu... İstanbul'da Fenerbahçe'de Galatasaray'da oynamış, milli takımlarda kaptanlık yapmış, gitmiş yurt dışında bizi temsil etmiş, dönmüş, gelmiş. Başakşehir oydu buydu. Yani tecrübesi çok önemli. Kalitesi var. Evet. Kumaş güzel. Bir de o, o vizyondaki kişiye bir saygı var. Olmalı da zaten. Şimdi Emre gibi, evet. Rıdvan gibi, yani bizi Avrupa'da temsil etmiş futbolu bırakan insanların böyle saygıya ihtiyacı var evet. ve görüyor da bunu. Doğru. Gördüğü de bir gerçek. Peki devam Yaldığı edelim. Şeyi, e, Salı gününün programını alalım. Ee, burada önemli maçlardan biri de e, Beşiktaş'ın kara gümrükle oynayacağı karşılaşma. Hiç, Hiç kolay maç oynuyor. değil. Hiç kolay maç değil. Değil o da. Hiç değil. Sivas Se maçı kadar zor mu diyorsun? Çok zor. Niye zor sevgili Ümit Aktağ? Şimdi dün akşama gidelim. Ne maçı vardı? Galatasaray-Beşiktaş maçı vardı. Kadroyu getirebilir miyiz? Var mı elimizde arkadaşlar? Ka yani buraya ee... Galatasaray'ı, buraya Beşiktaş'ı koyalım. Yani... Ne analiz yapmak istiyorum? Ne analizi biliyor musun? Şunu soruyorum sana. Sen şimdi e, Trabzonspor Teknik Direktörüsün sevgili Mütak'tan. Lig bitti. Beşiktaş'tan kimi alırsın? Dün akşam oynanan Beşiktaş'tan. Hangi futbolcuyu alırsın? Yani Beşiktaş'tan alacağım çok oyuncu var ama dün akşamdan değil. Hayır yani hangisi onlar? Yok üstad bak kadroya baktığın zaman. Abu Bakar'ı alırım. Ama yok. <gülüyor> <gülüyor> yok Abu Bakar yok. Veremiyor muyuz arkadaşlar? <laughs> Verecekler ayarlamaya tamam. çalışıyorlar. Şimdi, Öyle kolay değil şimdi iş. arkadaş bak şimdi ben kadrolara bakıyorum. Bir de kadro derinliğine bakıyorum. Beşiktaş'ta hiç yok abi. Yani Beşiktaş'ın. Evet o konuda bir sıkıntı olduğu Mo kesin. Montore. 94 Mont, numara Bilal Rıdvan Serdar kim bu? Necip. Serdar altyapıdan aldılar. Kadroyu Necip, tamamlamak için. Necip. Doğru kan. Şurada. Allah aşkına şimdi bak. Şimdi bu takıma bak. 100, 10 ta 11 tanenin başta kaleci olmak üzere odan tut, Taylana kadar, Babele evet. kadar, Onyeri kuruya kadar, Emrak Baba'ya kadar, Falko'ya kadar hepsi Gol geldi o. galiba. Bunu verdiklerine göre evet gol geldi. Aston Villa Manchester United 1-1 oldu. United bırakmıyor. Bırakmasın. Evet tekrar Yakışan kadroları o. alalım. O. Bir de üstelik burada mesela e, oyuna giren Kerem, Halil, Arda Neler yapıyorlar? Yani şimdi, e, Emre nerede Kulunç oynamaz, Bunlar nerede oynamaz sevgili evet. Ümit Aktan Soruyorum. Böyle bir avantajı Bak şimdi var çok ki. büyük avantaj sevgili Ümit Aktan Kadro derinliği var Fatih Terim'in elinde. Ve Hepsi birer yıldız. Hepsi mevkisinde Türkiye'nin ilk üçüne girecek kalitede futbolcular. Ama gel gör bu takım Yok, buna hep... rağmen ligin sonuna kadar mücadele etmesine ben saygı duyuyorum. Eğiliyorum önlerinde. Utansın ben gol, gel gol geldi gol geldi. Goncuğum match karşısında Nim 1-0 öne geçti deplasmanda. Yine kadroyu alıyoruz. Şimdi sen Fenerbahçe'nin teknik direktörsün. Hangini almazsın? Almayanları say. Burada da alacaklarını say. Yani dünkü oyuna bakarsan bir kere Taylan'ı hemen alırım. Ya Neyse Taylan alırsın alırım. da Babel almaz mısın? Dünkü oyuna göre alırım. <laughs> yani şimdi... Onye kuruyu dışarıda bırakırım. Getson Fernandez'i alırım. Emre'yi? Emre, Emre O Emre'yi, iki Emre'yi de alırım. <laughs> ya almayacağın kim var onu sordum ben. Alacaklarını say demedim ki sevgili Mütak'tan. Canını yediğim. <laughs> şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ben Beşiktaş takımını kutluyorum. Ben Sergen Yalçın'ı kutluyorum bir Abubakar eksik. Bir Cenk Eksic. o da ikinci yarı geldi. Ee, evet. başka kim var eksik olan? Enkudu yok. Enkudu Lari yok. Or orda evet. Yani Evet. Yani 3 veya 4 oyuncusu var. Bak 3 veya 4 oyuncusu sakat şu anda. Ona rağmen ligde lider. 81 puanla lider. Saygı duyulacak. Evet. Bu takımların Doğru. bu takımların hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın düşünmesi lazım. Evet. Düşünmesi lazım. Böyle bir takımı şu anda 81 puan. Diğerleri 79-78 evet. puanda. Doğru. Çok üzülmesi lazım. Hem Doğru. Galatasaray. Şimdi Galatasaray. Dünkü oyununa bakıyorum. Muhteşem.